destek kuvvet gelmemesi rehinelerin infaz Alman rehine, Türk rehineleri, polis, subay, askerleri öldürme talimatı vermişti. Vermişti. Böyle demişti. Ve 10 Şubat 2021'de Rojbaş'a doğru operasyon başladı. Sonra dönüp yanından birkaç kişiyi aldı. Tutuklu olan esirlerin yanına gitti. Türk subayları, polis olsun, asker olsun, onların yanına gitti. Hepsini imha edip çatışma devam etti. Birkaç gün böyle sürdü. Ve sonra Merkez Volkan, yani Doğan Genç'e teslim oldu. Ondan sonra ben teslim oldum. Gare'de Siyane bölgesinde Bülisk mağarasında tutukluların yanındaydı. 8 kişiydik. Tünel uzun olduğu için ve zigzaklı olduğu için görünmüyordu diğer kapı. Dışarısı görünmüyordu daha doğrusu. Yani orada saat 7'ye kadar bekledik ve kameraya geçmek için geçtik. Yerde esirlerin ölü bir vaziyette kafalarına sıkmış halde gördük. Yani ben de dayanamayarak dışarı çıkmadan önce teslim ol çağrılarını duyurdum askerlere. Teslim olmak için yani askerlere. Ben dışarıya çıktım, ben teslim oldum diye askerlere gittim. Askerler de beni yanlarına aldılar. Yani Gare Saha Komutanlığı Cuma Bilgi olan şahıs, arkadaş Şüreş Top isimli sorumluya demişti ki buraya operasyon olursa, bir şey olursa esirlerin hiçbiri sağ gitmemeli, ellerine teslim olmamalı diye talimat verdiğini duymuştum. Yani onları öldürün diye duymuştum. Şöyle söylemiştim. Yani bunu kendim duymuştum. Yani kulaklarımla. Ve sonunda teslim oldum askerlere.